Merhaba, ben Destek Radyoloji ekibinden Doktor Adem Kırış. Prostat füzyon biyopsisi ya da diğer adıyla prostat kanserinde hedefe yönelik akıllı biyopsi yöntemi, MR ve ultrason görüntülerinin birleştirilerek en şüpheli alanlardan biyopsi alınmasını sağlayan bir yöntem. Bu yöntemde ileri teknolojik cihazlar ve yazılımlar kullanılıyor. Daha önce elde edilen MR görüntüleri, o anda elde edilen transrektal ultrason görüntüleri ile birleştiriliyor ve normalde kör biyopsi dediğimiz prostatın her alanından yapılan biyopsi yöntemine alternatif olarak sadece şüpheli alanlardan biyopsi yapılıyor. Bu şekilde hem biyopsinin doğruluğu artırılıyor hem de hasta açısından konforu artırılıyor ve çok daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Prostat füzyon biyopsisi alternatifi olan kör biyopsi yöntemine göre çok daha kolay ve başarılı bir yöntem. Normalde kör biyopsi yönteminde yine ultrason eşliğinde ama prostat bölgesi bazen 12'ye bazen 18'e bölünerek o bölgelerin tümünden biyopsi alınması yöntemi. Bu yöntemde hastalardan hem çok daha fazla sayıda biyopsi alınmakta ama sonuçta bu kadar yüksek olmamakta, sonuçlarının kanser tespit oranı yaklaşık %75'lerde kalmakta. Oysa füzyon biyopsi yönteminde kanser tespit oranı %95'lere kadar çıkmakta. Bunun da sebebi MR'da tespit edilen ve kanser olma olasılığı yüksek olan bölgelerden ultrason eşliğinde direkt biyopsi alınmasıdır. Bu da bizim doğruluğumuzu çok arttırmakta ve hasta açısından da büyük konfor sağlamaktadır. Prostat füzyon biyopsisi ya da prostat kanserinde hedefe yönelik akıllı biyopsi yöntemi hakkında daha fazla bilgi almak için destekradyoloji.com adresine başvurabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.